Değerli Siyeray Türk takipçileri Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada gündemin öne çıkan başlıklarını, satır arasında kalanları, haftanın önemli olaylarını dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün önemli bir gün. 25. yıl dönümü. Neyin 25. yıl dönümü? Hong Kong'un Çin anakarasına karasına e, dönüşünün yani ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü 1 Temmuz 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne ana vatanına geri döndü Hong Kong. E, i̇kincisi önemli bir toplantıyı geride bıraktık G7 zirvesi G7 zirvesinde önemli kararlar alındı. E, Rusya ve Çin gündemdeydi özellikle Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifine karşı. Anlaşılan o ki Batılı ülkeler yeni bir modelleme geliştiriyorlar. Ayrıntılarına birlikte bakacağız. Üçüncüsü yine önemli bir zirve, NATO zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirveden bahsediyorum. Ee, 2010 yılından sonra ilk kez stratejik konseptini açıkladı NATO. Ee, Rusya var içerisinde Rusya düşman olarak görülüyor. Aynı zamanda ilk kez Çin'e dair kapsamlı ifadeleri de stratejik konsepte görmek mümkün. Birlikte ele alacağız. Gelin Hong Kong'da birlikte başlayalım. 1 Temmuz 1997 dedik. Çin ana karısına, ana vatana geri dönüşü olarak. Peki Türkiye'de radyomuzu dinleyenler, takip edenler, sosyal medyadan, YouTube'dan bizi takip edenler haklı olarak şu soruyu soracaklardır. Peki ama Hong Kong'un Çin ana karısına, Çin ana vatanına dönüşü bizler için ne anlam ifade ediyor? Ben bu yayını neden dinlemeliyim? Şunun için Türkiye ve Çin tarihinde oldukça paralel noktalar var. Bunlardan bir tanesi de tam olarak Hong Kong ile ilgili. Aramızda binlerce kilometre var ama süreç çok tanıdık. Tarihi biraz geriye sarmak gerekiyor. 16 Ağustos 1838. Osmanlı için pek parlak yıllar değil. O yıllarda Osmanlı İmparatorluğu gücünü oldukça kaybetmiş, zayıflamış, birçok cephede yenilgiye uğramış. Savaşmak istemiyor çok fazla. Dolayısıyla denge politikası yürütüyor. Fakat her denge politikası da Beraberinde kimi e, imtiyazlar verilmesini öngörüyor. İşte bu imtiyazlardan birini de bizler 16 Ağustos 1838 tarihinde İngilizlere balta limanı anlaşmasıyla verdik. Tarih derslerinden hatırlarız bunu ortaokulda ve e, özellikle lisede. E, bunun ardından gelen süreçte zaten tanzimat başlamıştı ama biraz Baltalimanı'na eğilmekte fayda var. Osmanlı Devleti İngilizlere neyi öngörüyordu, neyi vermeyi öngörüyordu? Bir kere Baltalimanı anlaşmasıyla birlikte İngilizler Osmanlı içerisindeki en imtiyazlı sınıf olmuşlardı. İmtiyaz derken ne kadar acaba imtiyaz? Şöyle kısaca bahsedelim. Osmanlı vatandaşlarından bile daha düşük vergi ödeyeceklerdi ticarette. İşte bu Baltalimanı anlaşmasından 4 yıl sonra İngilizler bu kez Çin'in kapısını çaldılar. Afyon savaşları patlak vermişti. Afyon savaşlarının neticesinde de Nanking anlaşması imzalandı. Yine oldukça ağır şartlar vardı. Çinliler yine... Ee, Taviz vermek, imtiyazlar vermek zorunda kalmışlardı. Bunlardan en önemlisi de kimi bölgeleri ticarete açacaklardı. Fakat Hong Kong ve çevresindeki adaların yönetimi de İngilizlere devredilecekti. İşte böylesine ağır bir anlaşma 1838'de bizim başımıza geldi. Bundan 4 yıl sonra da Çinliler Nanking Anlaşması'nı imzaladılar. Peki bu tesadüf mü? Yani e, hem aynı tarih aralığında olması birkaç yıl arayla bu anlaşmanın gerçekleşmiş olması hem de e, yine başrolde İngilizlerin yer almış olması. Bu arada bir parantez açıp şunu bahsedeyim e, İngilizler bu anlaşmayı Çinlilerle bu anlaşmayı HMS Cornwallis adı altında bir gemide imzaladılar bir e, savaş gemisi HMS Cornwallis. Ee, HMS Cornwallis gemisini biz daha sonra Çanakkale Savaşları'nda da görüyoruz. Öyle ki İngilizler bir filo hazırlıyorlar. Altı gemilik e, bir filo hazırlıyorlar. Ve boğazları ilk kez bombalayacaklar. İşte Çinlilerle attıkları, anlaşmayı yaptıkları gemi geldi bizim boğazlarımızı da vurdu. Parantezi kapatalım. Bu bir tesadüf mü diye sormuştum. Elbette bir tesadüf değil. Ne zamanlaması ne de başrolünde İngilizlerin olması. Çünkü o dönemde İngiliz kapitalizmi iyice palazlanmıştı ve e, dünyanın kıyısında köşesinde artık girmedikleri, etkin olmadıkları bir alan neredeyse yoktu Türkiye ve Çin dışında. Dolayısıyla gözlerini görece sömürgeleştirilmemiş ülkelere diktiler. 19. yüzyılın ikinci yarısında İngilizler ve Türkiye'ye saldırdılar, Çin'e saldırdılar. İşte bu saldırının ertesinde Çin Hong Kong'u kaybetti. Fakat tarih de ilerliyordu. Ee, Çin Komünist Partisi'nin iktidara gelme süreciyle birlikte milli bütünlükte adım adım sağlanmaya başlamıştı. Bu milli bütünlük sağlanma olayı aslında Çin'de e, Çin Komünist Partisi'nin kurucusu Mao Zedong'la elbette başladı. Fakat reform ve dışa açılma süreciyle devam etti. Reform ve dışa açılma süreci bizim bildiğimiz anlamıyla ticari bir hamle. Fakat aynı zamanda milli bütünlüğü de sağlayan bir hamle. Çünkü Çin'in reform ve dışa açılma süreci Hong Kong'da önemli bir bağlantısı vardı. Zira Çin'e gelen yatırımcı, yabancı yatırımların ilk durağı Hong Kong'tu. Dolayısıyla aslında Çin'in doğal bir parçası olan fakat hukuken kendi sınırları içerisinde yer almayan İngilizlerin elinde bulunan e, Hong Kong'un ana vatana dönüş süreci yavaş yavaş kademeli olarak başlamıştı ve bu noktada reform ve dışa açılmanın e, önde gelen lideri Deng Xiaoping de İngilizlerle görüşmeleri diplomasiyi sürdürüyordu. E, Çin'in artan dünyadaki etkinliğinin neticesinde İngiliz emperyalizmi de gerilemeye başlamıştı. Elbette sadece Çin'in değil, aynı zamanda e, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı biliyorsunuz. Aslında o üzerinde güneş ...atmayan imparatorluğun üzerine son çivileri çakmaktaydı. Ee, Hong Kong'un ana vatana geri dönüş süreci işte böyle oldu. Dolayısıyla biz Türkleri yakından ilgilendiriyor. Çünkü emperyalizmle doğrudan ilişkili. Ee, çünkü aslında tarihin bir parantezini kap kapatmakla e, doğrudan e, ilişkili bir durumdan bahsediyoruz Hong Kong'la. Hong Kong meselesiyle hafta içinde önemli e, haberler yaptık. Bu haberlerden bir tanesi de e, teorinin yazı kurulu e, üyesi Kuntay Güçümle birlikteydi. Bakın Kuntay Güçüm e, neyden bahsediyor. Önemli bir nokta var. E, İngilizler diyor kendilerinin kapitalizminin merkezinde yer aldığı dönemde ve bir ada ülkeleri olması nedeniyle adaları anlaşmalarla devralma yöntemini çok sık kullandılar. Kıbrıs ve Hong Kong örneklerinde görüldüğü gibi buralarda halen bir istikrarsızlık yaratma çabalarının olduğunu görüyoruz. Hong Kong tabii ki sıradan bir ada değil. Ada hem askeri hem de stratejik bakımdan İngiliz hakimiyetinin çok önemli bir unsuruydu. Çin ana karısını nüfuz etmek için kullanılıyordu ve aynı zamanda finansal bir merkezdi. Batı kapitalizminin 19. yüzyılın 3. yarısında finansal genişlemesi göz önünde bulundurulursa Hong Kong olmazsa olmaz yerlerden biriydi. Bu kadar süre İngiliz hakimiyeti altında kaldıktan sonra ana vatanla birleşme sürecinin hiçbir sancı taşıyamayacağını öngörmek mümkün değildi. Aslında Kuntay Gücüm Teori Dergisi'nin yazı işleri üyesi burada şundan bahsediyor. Evet e, Hong Kong 1 Temmuz 1997'de ana vatana döndü fakat uzunca yıllar boyunca İngiliz etkisi altında kalmıştı. Hal böyle olunca biz nereye geliyoruz? İşte 2019-2020 olaylarına geliyoruz. Dikkatli takipçilerimiz hatırlayacaktır. Bir vandalizm gösterisi yaşandı. Polislere saldırıldı, insanlara saldırıldı. Sıradan vatandaşlar hedef alındı ve sokaklarda adeta bir karmaşa hakimdi. Fakat Çin işte geçtiğimiz sene noktayı koydu ve önemli bir yasa çıkardı. O yasada ulusal güvenlik yasasıydı ve seçimlere katılabilmek için Hong Kong'da bir ülke iki sistem var. Hong Kong'un kendi özel şartları altında yönetiliyor. Fakat aynı zamanda olmazsa olmaz kırmızı çizgiler var. Onlardan biri de vatanseverlik yasası. Çin'in e, aslında çok etnikli bir e, ulus fakat e, millet kavramından da taviz vermiyor. İşte bu kırmızı çizgi olarak Hong Kong'da belirlendi. İkinci önemli nokta ise e, Çin Komünist Partisi'nin merkezi rolü. İşte Çin Komünist Partisi'ne meydan okuyan unsurlar da artık önümüzdeki dönemde Hong Kong'da yer alamayacaklar. Gelinen noktada Hong Kong'da sokaklar oldukça sakin kutlamalar vardı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping özel bir tren seferiyle Hong Kong'a gitti. Orada coşkulu bir kalabalık kendisini karşıladı ve Xi Jinping Hong Kong'un vatanseverlerini Selamlıyorum dedi işte e, 1 Temmuz 1997 Türkiye'den bakılınca tarih, tarihsel perspektifiyle böyle gözükmekte. Gelelim G7 zirvesine e, Batı başkentleri e, toplantılarla adeta e, hemhal olmuş durumda bir toplantı bitiyor diğer toplantı başlıyor. Biz önce G7'ye bakalım e, G7 dünyanın zengin ülkeleri bir araya geliyorlar fakat eskiden G8'di e, Rusya Kırım'ı e, alınca daha doğrusu orada bir referandum gerçekleşti ve Kırım halkı e, Rusya'ya bağlanmak isteyince e, yaptırım olarak oradan çıkartılmıştı. Rusya G8'de G7 haline dönüşmüştü. Aslında bir e, Batılılar kulübü içerisinde Japonya'da var. Fakat e, Batı'nın trenine binen Asyalıların da içinde yer aldığı bir zenginler kulübü demekte fayda var. Rusya yine hedef alındı. Rusya'nın özellikle gelir kalemlerinden olan petrol gelirinin nasıl kesilebileceği tartışıldı. Kimi kararlar aldıklarını söylediler G7 liderleri fakat e, bu noktada e, herhangi bir ipucu vermediler bizlere. Aynı zamanda gündemde Çin vardı. E, geçen sene G7 zirvesi düzenlendiğinde de e, Çin'e karşı daha iyi bir dünyayı yeniden inşa et inisiyatifini oluşturmuşlardı. Çin'in adını anmamışlardı fakat artık bu malum Çin'in kuşak ve yol inisiyatifini hedefliyorlardı. İşte gelinen noktada G7'nin 2022 zirvesinde de bu proje farklı bir atla, farklı bir ambalajla tekrar kamuoyunun gündemine getirildi. Ee, küresel yatırım ve altyapı ortaklığı adı altında bir projeden bahsediyoruz. Çin'in kuşak ve yol inisiyatifine rakip olarak sahneye çıktığını söylemek mümkün. Ee, 600 milyar dolarlık bir bütçesi var ee, bu bunun. 300 milyar dolarını e, Amerika Birleşik Devletleri karşılayacak. Geri kalanı ise Avrupa Birliği ve diğer aktörler arasında pay elde edilecek pay edilmiş olacak. E, fakat burada devletlerin rolünden e, bahsetmek e, biraz e, aslında abartı olur. Çünkü bütün bu devletler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya yükü özel şirketlere atıyorlar. Hal böyle olunca akılları şu soru geliyor. E, Kuşak ve yol inisiyatifi bir kere 2013 yılında başladı. Çok daha erken. Amerikalıların bir lafı vardır hani too little too late derler. Yani çok geç ve çok az. Amerikalılar az bir bütçe ayırdı ve geç atıldılar yarışmaya. 2013 yılında kuşak ve yol başlamıştı ve ayrıca devletin garantörlüğünde devam ediyor. Şimdi özel şirketler e, ne kadar sürdürülebilir projelere odaklanırlar, e, ne kadar kar elde etmek isterler ne kadar kamu yararını düşünürler. İşte kuşak ve yol buralarda ayrılıyor. Ayrıca Batı dünyasının ufak da bir sorunu var. O ufak sorun da Batı başkentlerinde yükselen enflasyon. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 8 yılın, İngiltere'de son 10 yılın en yüksek enflasyonu yaşanmakta. Özel şirketler böylesi bir senaryoda kamu yararı adına adım atacaklar mı başka ülkelerde? işte burası muamma. Değerli Siyeray Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen. Kısa bir mola vereceğiz. <laughs> Değerli Siyeray Türk takipçileri Ben Gök'ün Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Programın ilk bölümünde Hong Kong'un Çin anakarasına dönüşünden bahsetmiştik. 1 Temmuz 1997. Önemli bir tarih. Aslında sadece Çin için değil, Çin anakarası için, ana vatanı için değil, aynı zamanda tüm insanlık tarihi için önemli bir adım. Çünkü e, Çin, Hong Kong'un egemenliğini tekrar alarak, daha doğrusu ana döndürerek Hong Kong'u e, İngiliz emperyalizmine ağır bir darbe vurmuştu ve uluslararası gözlemciler şunu ifade ediyorlar e, bu İngiliz emperyalizmini tabutuna tak e, çakılan son çivilerden bir tanesiydi. E, Türk Kurtuluş Savaşı ile birlikte. ikinci nokta G7'ye bakmıştık programın ilk yarısında. G7 zirvesi zenginler kulübü bir araya geldi. Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifini nasıl taklit ederiz diye e, yeni bir proje ortaya koydular. İşte bu projenin adı Küresel Altyapı ve Ortaklık Yatırımıydı. Kötü bir taklit, geç kalınmış bir taklit ve önünde e, Batı başkentlerindeki enflasyon gibi zorluklar, meydan okumalar var. Batı başkentlerinde toplantılar devam etti. Adresimiz bu kez İspanya. Ee, son yılların belki de en önemli NATO toplantısı gerçekleşti Madrid'de. Neden önemliydi? Zira stratejik konsept açıklanacaktı. Liderler önemli mesajlar vereceklerdi. Rusya'nın Ukrayna operasyonunun gölgesinde yapılıyordu. Aynı zamanda Biden yönetiminin Çin'i kuşatma çabalarına hız verdiği bir sürece denk geldi. İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO toplantısı. Ee, Biden'ın konuşmasından satır başlarıyla başlamak istiyorum. Biden'ın neler dediği önemli. Zira Amerika... Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki bir askeri örgütten bahsediyoruz ve bu askeri örgüt içerisinde diğer Avrupalı ülkeleri Amerika'nın düşmanlarına karşı seferber etmek istiyor. İşte Biden'la devam edeceğiz. Şunu söyledi Biden satır başlarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO hiç olmadığı kadar birlik halinde. Amerika Birleşik Devletleri söylediğini yapıyor. NATO'nun sınırlarının her bir karışını koruyacağız dedi. Başkan Biden, 600'ün üzerinde tank füze savar sistemi, füze sistemleri, gelişmiş hava sistemleri bunların hepsiyle Ukrayna'ya yardım ediyoruz. Ben göreve geldiğimden bu yana Ukrayna'ya 7 milyar dolarlık yardım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Romanya'da bir tümenimizi muharebeye hazır halde tutuyoruz. Dünya değişiyor dedi Biden şöyle devam etti. Biz de buna adapte oluyoruz. Rusya'nın saldırganlığına vermiş olduğumuz yanıttı bunun bir göstergesi. NATO Ukrayna'nın her zaman yanında dedi. Artık ülkeler altyapı ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde karşılayacak dedikten sonra Rusya'nın petrol ve gazının başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Putin'in bundan para kazanmasını da istemiyoruz. ABD gıda güvenliği konusunda da adım atmakta. Çünkü bu gıda krizi de Rusya'nın saldırısı sonrasında meydana geldi. Transatlantik ittifakı olarak bizi bölmek istiyorlar ancak tam tersi ortaya çıktı biz NATO'yu daha çok güçlü bir hale getiriyoruz şimdi İsveç ve Finlandiya NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın bu ülkelerin katılmasıyla birlikte çok daha güçlü olacağız dedi ABD Başkanı Biden ve ardından soru yanıtları geçildi bu noktada Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir hususun altını çizdi ABD Başkanı Biden çünkü Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına yanıt vermişti bir memorandum imzalamıştı üç ülke o neler vardı hangi maddeler vardı içerisinde e, terör örgütü PKK'ya YPG'ye destek ver, verilmeyeceği söyleniyordu. Ancak e, YPG terör örgütü olarak tanımlanmıyordu. E, FETÖ FETÖ üyelerinin iade edilmesine dair, dair de kimi mesajlar vardı. Hal böyle olunca Amerika e, yelkenleri suya indirdi ve Türkiye'yi Biden dedi ki Türkiye'ye F-35 satışları için e, Kongre'de çalışma yapacağım. Bu e, yasanın da kalkacağını düşünüyoruz diye önemli bir e, ifade kullanmış oldu stratejik belgeden bahsetmiştim en son 2010 yılında. NATO 2010 yılında strateji belgesini açıklamıştı. Bu belgede Rusya diyalog ortaydı. Çin'in ise adı dahi geçmiyordu. Fakat aradan geçen süre içerisinde elbette Rusya'nın Ukrayna operasyonunda bunun da etkili, ee, Rusya ve Çin NATO'nun radarına daha sert ifadelerle girmiş durumdalar. Ee, Rusya'ya karşı artık bir e, düşmanlık ve uzun süreli mücadele kavramları öne çıkıyor. Fakat e, Çin'e dair vurgular oldukça önemli. Çünkü NATO'nun Çin'e dair vurguları aslında bizlere gelecekteki fay hattını da gösteriyor. NATO ne dedi Çin'le ilgili şunu bilmekte fayda var. İlk madde olarak sistematik zorluk, sistematik meydan okuma olarak tanımladı Çin'i. Çin'in aynı zamanda Transatlantik İttifakı'nın değerlerine ve çıkarlarına meydan okuduğu, zarar verdiğinden bahsetti. Acaba insan düşünmeden de duramıyor. NATO'nun çıkar ve değerleri nedir? Aslında bunu görmek için Irak'a, bunu görmek için e, Yugoslavya. Eski Yugoslavya, NATO iliyle parçalandı. Bunu görmek için Libya'ya bakmakta fayda var. Dolayısıyla NATO'nun çıkarları ve değerlerine meydan okumak aslında insanlığa da hizmet mi? Bunu da bir soru işareti olarak belirtmek istiyorum. Fakat e, Çin'in stratejisinin opak olmadığından yani saydam olmadığından dem vurdu ve görünen o ki Çin ile e, uzun süreli köprülerin atılmasına kadar gidebilecek de bir mücadelenin sinyalleri verilmiş oldu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bunu başarabilir mi? İşte burası bir muamma. Zira Avrupa ülkeleri tam anlamıyla stratejik özerkliği savunan Avrupa ülkeleri tam anlamıyla e, Amerika'nın Amerika yanında hizalanmak istemiyorlar. Örneğin geçtiğimiz yıl e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron demişti ki bir transatlantik ittifakı olan NATO'nun transpasifikte ne işi var? Çin'e karşı önyargılı olmamalıyız demişti. Bu senede Belçika lideri şunu söyledi: Yapmamız gereken en son şey Rusya'ya yaptığımız gibi Çin'e de sırtımızı dönmektir ifadelerini kullandı. Avrupa basınıyla devam edelim istiyorum, zira Avrupa basınının söyledikleri önemli. Spot Media Romanya'dan. Romanyayı biraz önce bahsetmiştim hatırlayacak olursanız. Ee, bir tümen yerleştirmiş durumdalar ve giderek öne çıkıyor. Ee, Rus füzelerine karşı Batı'nın desteğini almaktan e, oldukça memnun gözüküyorlar. E, fakat e, Zürher Zaytung gazetesi ise uzaktan caydırıcılık mümkün değil diyor ve şunu söylüyor. Almanya NATO'nun doğu kanadını güçlendirme meselesine üstün körü müdahil oluyor. 3500 ilave federal ordu askeri Litvanya için hazırda olacak. Ancak bu askerler Litvanya'da konuşlandırılmak yerine Almanya'da kalacaklar. Bir savunma durumunda ise hızla bölgeye intikal edilecekler. Bu da 4 aylık savaşın ardından Almanya'nın savunma politikalarında Rusya ile yeniden cepheleşme dönemine hala girilmediğini gösteriyor. Alman hükümeti kati atımların sonunu getirmiyor ifadesini kullanmış. Lavan Guerda, Estonya'nın gazetelerinden. Şimdi biz Estonya'yı konuşuyoruz, Romanya'yı konuşuyoruz, görece küçük ülkeler. Fakat coğrafyayı göz önüne getirin. Rusya'nın çevresindeki ülkelerden bahsediyorum. Dolayısıyla sizler için e, bu ülkelerin gazetelerini seçtim. La da şöyle devam ediyor. Gerçek şu ki ABD ve İspanya arasında rota üstünün genişletilmesi için bu hafta ilan edilen anlaşma çok az protestoya neden oldu. NATO'ya hayır üstler kapatılsın sloganıyla gösterilerin yapıldığı dönemde geçmişte kalmış gibi görünüyor demiş. Türkiye ilgili önemli noktalar vardı. Hürriyetin manşeti var. NATO Türkiye'yi batıya bağlıyor demiş. Hürriyet e, doğru söze ne denir diyoruz ve e, Rusya'dan The Insider'la birlikte devam ediyoruz. The Insider batının Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı yapmamasının nedenlerini şöyle açıklıyor. Birincisi NATO ülkeleri soğuk savaş sonrası silahlanma politikalarının kapsamında stok yapmaktan kaçındılar. Depolarda yüzlerce ya da binlerce obüs, roket atar ve tank yok. Ayrıca toplu halde alınabilecek kalifiye askerde kalmamış durumda. Bütün müttefiklerin kolektif savunma becerisinde ciddi bir azalma riskini göze almadan bir üye devletin ordusundan birden bire büyük miktarlarda modern silah almak mümkün olmadı e, diyor. Ee, devam edelim Polonya ile Rusya daha da zayıflatılmalı diyor. Savaş tam çalıyor. E, ee, Rusya ise şunu söylüyor. Biz e, stratejik anlamda hedeflerimize ulaşana kadar bu operasyondan vazgeçmeyeceğiz diyor. Ee, Litvanya'nın yine Diana gazetesi ise şu başlığı kullanmış. Ukrayna için vakit daralıyor ve şöyle devam etmiş. Böylesi bir yardıma her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardı. Ukrayna'ya ilave destek sağlanması Letonya ve bölgemiz için anlamlı olacaktır. Bu konuyla ilgili olumlu kararlar alınması oldukça muhtemel. Ancak taahhütlerin yerine getirilmesi ve sürelere riayet edilmesi meselesi en başta bazı eski Avrupa ülkeleri söz konusu olduğunda önemini kurayacak. Şimdiye kadarki uygulamalar özellikle Almanya'nın vaat edilen silahların tedariğinde pek acele edilmediğini gösteriyor ifadelerini kullanmış DNA gazetesi. Değerli CRI Türk takipçileri bugün Hong Kong'un ana dönüşünü konuştuk. G7 zirvesine göz attık ve en önemlisi NATO. Rusya, Türkiye ve Çin merkezli gelişmeleri ele aldık NATO gündeminde. Stratejik konseptten bahsettik ve Avrupa basınında da bir tur attık. Bize ayrılan sürenin de böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya aynı saatte aynı günde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.